dikinti yıkıntıya dönüştü bugün. Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı böyle özetledi Ulusal Strateji Merkezi İstanbul Sekreteri Bülent Önal. Bölgesel siyasi aktörlerin tezgahındaki dolar ve avrodaki tarihi yükseliş, dış borç, cari açık derken Türkiye ekonomisi bugün çıkmaz sokakta. Yavaş yavaş borçlanma ekonomisiyle Türkiye bugünkü duruma geldi. Türkiye üretim ekonomisinin anahtarının Asya'da olduğunun farkında. Buna yönelik adımlar atarken Gladio da Türkiye'nin Asya anahtarını kullanmasını engellemek için tüm araçlarıyla devrede. En büyük silahı ise dolar. Artık tek çözüm üretim ekonomisi. Peki Türkiye tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine nasıl geçecek? Devletçi karma ekonomiyi içeren bir sisteme dönmemiz lazım. Bunu da yapmak için formül milli hükümettir. Üretimde biz B planı dediğimiz bir sistem öneriyoruz. Üretim ekonomisine geçişte uzun vadeli planları hayata geçirmek için ilk adım Türkiye'nin envanterini çıkarmak, ikinci adımsa ulusal ve uluslararası tüm ekonomik yaptırımları gözden geçirmek ve sonrasında milli bir iktisat kongresi toplamak. Bu iktisat kongresine her sektörden sanayici, işçi, konunun uzmanlarını toplayacaksınız. Burada oluşturulacak komisyonlar ekonomiyle ilgili kararlar alacaklar. O kararlar gene bu komisyonda uygulanacak ve uygulamaya konacak. Kongreden çıkacak sonuca göre yeni bir ekonomik planlama yapılarak hızlıca üretim ekonomisine geçmek gerekiyor. Kısa vadeli B planındaysa öncelik tarımda. Bizim uzun vadeye geçerken bizi ayakta tutacak kısa vadede tarımdır. Tarıma ağırlık verilip yeni güneş enerjisine yönelmek, teknolojide en son çağdaş sistemleri yakalamak. İç borçlar ertelenmeli, üretimi sekteye uğratacak yaptırımlar önlenmeli ve yeni yasalarla güvence altına alınmalı. Bir diğer nokta, ihracat arttırmak. Bunun için de Türkiye komşularıyla, yani Suriye, İran ve Irak'la ilişkilerini düzeltmek zorunda. Çünkü bölgesel işbirliği, üretim ekonomisinin temel taşlarından biri. Mesela Avrasya grubuna dahil olursak, Batılılar belki, yani siyah örnek veriyorum, şeye girmek istemeyeceklerdir, bizde bir konsolidasyon yapmaya. Ama mesela... Eğer onlarla beraber hareket ediyoruz olursak bir konsolidasyona razı olabileceklerdir. Bu tip karşılıklı denge unsurları yani siyasi unsurlar burada etkili olacaktır.